Geçen bir bilgi gördüm depremle alakalı. Türkiye 4 metre batıya kaymış. Tabii kafa olarak değil. Sadece yer değiştirdik. Kafa olarak bulunduğumuz nokta halen siyasal İslam. Ve artık kusacağım. O kadar fazla insanı ateist ve deist yaptınız ki. Ki yani birilerinin Tanrı'ya inanıp inanmaması beni ilgilendirmez ama harbiden demografik bir değişime sebep oldular. O kadar fazla insan camiye gitmek istemiyor ki artık. Bunun vebalini nasıl vereceksiniz bilmiyorum. Neden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Benim çok fazla arkadaşım var böyle. Adam Müslüman, camiye gitmek istiyor. Ama siyasal İslam o kadar fazla her yeri sarmış ki imamları da artık satın aldıkları için ve hutbelerde, vaazlarda saçma sapan siyasal öğütlerden bahsedildiği için insanlar camilere de gitmek istemiyor. Ve bunun çok güzel bir örneğini geçen günlerde gördük. Biliyorsunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur çok büyük bir taşın altına elini soktular. Açıkçası ben yapamazdım. Burada milyon liralardan bahsediyoruz. 1 lira bile emanet etseniz ve ben o 1 lirayı kaybetsem ciddi anlamda vicdansal olarak biterim. O yüzden onların yaptığı bu iyiliği çok başka bir yerde tutuyorum. Tabi bu noktada eleştirileri de göğüslemek gerekiyor. Sonuç olarak troller mutlaka olacak. Ki troller olmasa bile insanlar durumları yanlış anlayacak. Bu her zaman böyledir. Mesela biz de YouTube üzerinden bağış kampanyaları başlattığımızda bu paranın bize geleceğini düşünen insanlar olduğunu gördüm. İnsanların şüphelenmelerini çok normal karşılıyorum. Çünkü bugüne kadar devlet tarafından o kadar fazla düdüklendiler ki güven duygusu kayboldu ve bizim de bu paraları cebe indireceğimizi falan düşünüyorlar. Aynılarını Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e de söylüyorlar. Buraya kadar iftiralardır falan normal karşılıyorum. Ya bunlar her zaman olur. Siyaset kirli bir meydan. Ama siyasetin bu kirini dine bulaştırmaya ne gerek var, değil mi? Cuma namazına gittiğinde içsel huzurunu yakalayıp dua etmek istiyorsun. Bir tane imamın çıkıp bunları söylemesini beklemiyorsun. Oğuzhan Uğur aradı 500 milyar bağışladı. Haluk Levent de 500 milyar. İşte 500 milyarlık adamsınız. Yapacağınız hepsi bu. Yani kusura bakma Haluk Levent. Ben de bugün 500 milyarı bağışlarım. Çat diye bağışlarım. Tamam mı? Abi devleti ülkeyi kurtaracaktı ya. Neydi o Haluk Levent? Ben bir şey demeyeyim adamın şahsına falan. Hadi kurtarsana 500 milyarla mı kurtaracaksın bu ülkeyi? Ya birlik olmak zamanı. Birlik olmak zamanı. Evet, 1-2 gün önce bu görüntüler çıktı. İçerisinde çok fazla çelişkinin olduğu söylemler var. Öncelikle sinirlendiği meseleyi anlamadım. Tabii ki bir şeye sinirlendiği için falan da değil. Yukarıdan talimat öyle geliyor, ne yapsın. Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'in 500 bin lira bağışlamasına bayağı bir sinirlenmiş. Ve diyor ki bizim kendi vergilerimizle orada tuttuğumuz imam maaşını sen ben veriyoruz. Diyor ki 500 bin lira nedir, ben de bağışlarım. Şu ana kadar bağışladığına dair herhangi bir bilgi alamadık ki. Hadi Haluk Levent şarkıcı, konserler veriyor, reklamlar alıyor. Oğuzhan Uğur aynı şekilde YouTuber programlar sunuyor. Bu insanların 500 bin lira bağışlaması normal, fakat ortalama bir imamın 500 bin lira bağışlaması ya da bağışlayabiliyor olması, bu da kafalarda soru işareti yaratan şeyler. Tabii ki böyle bir şey yaşanmadı. Tabii ki bir bağış olmayacak 500 bin lira şeklinde. Yine atıp tutmalar var. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde nefret var. Ve sonunda da birlik, beraberlik sloganları var. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'i ayrı tutalım, onlara ayrıştırıcılık yapalım ama aynı zamanda birlik beraberlik sloganları atalım. Ne kadar hoş. Bunu söyleyen kişi öyle alelade bir insan değil. Vergilerimizle beslediğimiz, insanların dinlemeye gittiği bir cami imamı. İşte İslam'ın ve siyasetin bu kadar birbirinin içine geçmesi ve propaganda malzemesi olarak kullanılmasını biz siyasal İslam olarak nitelendiriyoruz. Oğuzhan orada bu konuşmaya bir cevap verdi. Dedi ki daha fazla olsaydı daha fazla bağışlardım. İşte bu nedenlerden dolayı insanlar dinden soğuyorlar, camiye gitmek istemiyorlar. Aranızda da vardır. Düşünsene 40 yılın başı camiye gidiyorsun ve duyduğun şeyler bunlar. E tabii ki gitmek istemezsin. O yüzden söylüyorum zaten. Mevcut hükümet insanların kafasındaki din algısını çok değiştirdi. Adamın nasıl hesap sorduğunu görüyor musunuz? 500 bin lira bağışlamış. Öyle bir sorguluyor ki 500 bin lira çalmış gibi sanki. Ne olursa olsun bu kadar gözünüz dönmesin arkadaşlar. Bu kadar birilerinin talimatlarıyla hareket etmeyin. Yoksa böyle bir duruma düşebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.